Ekaterinburg ziyaretim sona erdi. Ekaterinburg beni oldukça etkiledi. Müzeleri beni gerçekten cezbetti. Arkamda gördüğünüz tren istasyonundan Kazan'a doğru yola çıkacağım. Orayla ilgili izlenimlerimi de sizlerle paylaşacağım. Tren tipi biraz daha farklı. Mesela yukarıda dolaplar vardı normalde, şimdi yok. Bir tek file var. Yataklar biraz daha rahatsız gibi ama en azından görüntü olarak öyle. Yaklaşık 12 saat sürecek. Sonra kazandayız. Bu trenin diğerlerinden farklı olma sebebi şu: Vladivostok'tan Yekaterinburg'a kadar yaklaşık 7500 kilometreyi Transsibirya hattında kat ettim. Moskova'ya bu şekilde 24 saat kalmıştı, fakat doğrudan gitmektense başka bir şehri daha görmek istedim. Transsibirya demiryolu üzerinde uğrayabileceğim iki şehir Perm ve Nijni Novgorod'tu. Bunlardansa çok beğenilen Kazan'a gitmeyi seçtim. Yol kuzeyden değil güneyden ilerledi. Süre ise hemen hemen aynı oldu. Tasarım hoşuma gitti, uzun zamandır aynı trene bindikten sonra renkli falan böyle keyifli oldu. Bugün de epey yürüdüm, yoruldum. Şimdi üstümü falan değiştirdim. Birazdan herhalde iyi olur. Günaydın, Kazan'a yaklaşık 1-1,5 saat kaldı. Gece bu trende biraz sarsıntılı geçti diğerlerinin aksine. Yatakların boyutu daha küçük anladığım kadarıyla. Ve daha rahatsızdı. Birkaç kez uyandım sarsıntıyla. Bu trende de yine hediyelik eşyalara bakmak istedim ve beni mutlu eden bir hediyeyle karşılaştım. O da şu. Diğer trenlerde baktığımda bu önündeki demiryolu simgesi yoktu. Burada buldum. Biraz fiyatı yüksek ama bunu götürmek istiyorum. Bu yolculukla birlikte Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yaptım. Aleksandr Novosibirsk'e gidiyor. Здравствуйте. Karadeniz kıyılarına gidiyor. Epey uzun bir yolu var. Yaklaşık 2000 kilometre. Böyle beraber bir sofra kurduk. Sohbet de ettik biraz. Kazan'a geldik. 2 saatte saatlerimizi geriye aldık. Şimdi burada yaklaşık 12 saatim var vakit geçirecek. Gece kalmayacağım. Şimdi tamamen hazırım güne. Hava çok güzel. Uzun zaman sonra Vladivostok'tan sonra. Vladivostok'ta 24-25 derece civarındaydı. Fakat sonraki bölgelerde 5-6-7 dereceye kadar düşmüştü sıcaklık. Bugün burada 25 derece yine. O yüzden mutluyum. Kazan, Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti. Tataristan'ın kendi dili, bayrağı, hatta anayasası ve cumhurbaşkanı var. Rusya Federasyonu içerisinde cumhurbaşkanı unvanını kullanan tek cumhuriyet konumunda ve bu zaman zaman tartışma yaratıyor. Şehir köklü bir tarihe sahip. Moskova'dan da önce 1005 yılında kuruluyor. Bir Türk topluluğu olan Volga, yani İdil Bulgarları, yaşadıkları yerin kuzeyine bir kale inşa ediyor ve adını Kazan koyuyor. Bu ismin çıkış noktası ile ilgili farklı tezler mevcut. Fakat en çok kabul göreni, yemek yapılan Kazan'ın buraya ismini verdiği. İlerleyen yüzyıllarda şehirde Altın Orda Devleti ve Kazan Hanlığı hüküm sürüyor. 1552 yılında ise uzun süren mücadeleler sonucunda Korkunç İvan önderliğindeki Rusya burayı ele geçiriyor. Fakat Tatarlar burada kimliklerini bir şekilde koruyarak yaşamlarını sürdürüyor. Bugün şehrin yarısı Tatar, yarısı Rus. Kazan, Rusya'nın en kalabalık 5. şehri. Nüfusu 1 milyon 200 binin üzerinde. En çok turist çeken Rus şehirlerinden. 2009 yılında Rusya'nın 3. başkenti unvanını alıyor. Aynı zamanda ülkenin spor başkenti. Pek çok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bunların dışında makine, kimya, petrokimya ve gıda endüstrisi şehrin ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Kazan'da pek çok kişiyle Türkçe anlaşma şansım oldu, çünkü Tatarlar Türklere yabancı değil. Müslüman bir halk olan Tatarların Moğol kökenli mi yoksa Türk kökenli mi olduğu hep tartışılıyor. Tatar kelimesi tarihte Moğolları tabir etmek için kullanılmış. Fakat araştırmalar sürmekle beraber Tatarların Türklerin Kıpçak boyundan geldiği kabul ediliyor. Bir Türk kavmi olarak zikrediliyor. Karnım epey aç, trende bir şey yememiştim. İki yer işaretlemiştim. Biri Tatar lokantası, biri Türk lokantası. Tatar lokantasının kapalı olduğunu gördüm. Hemen merkezde de bir tane sofra kebap adında Türk lokantası var. Şimdi oraya yemek yemeye gidiyorum. Ankaralısın değil mi? Evet, Ankaralısın. Şimdi tavuk döner yiyeceğiz ve yanında pilav. İnşallah beğenirsiniz abi. Evet. Abi ne burası... güzel yer. Yemeğimi yedim, çayımı içtim, enerjimi topladım. Birkaç yere gideceğim, dolaşacağım.
Burası Bauman Caddesi, yani şehrin ana caddesi. Trafiğe kapalı olan cadde kentin yaşam alanı. Üzerinde pek çok bar, restoran, mağaza bulunuyor. Caddenin sonu ise Kazan Kremlin'ine çıkıyor. Kremlin Türkçe'ye kale, hisar ya da iç kale şeklinde çevrilebiliyor. Savunma amacıyla yapılıyor. İçerisinde önemli eserler, uç noktalarındaysa surlar ve kuleler bulunuyor. Kazan Kremlin'in inşasına 10. yüzyılda başlanıyor. Yüzyıllar içerisinde sürekli değişim geçiriyor. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Kremlin'in içindeki en dikkat çeken yapı kuşkusuz Kulşerif Camii. Rusya Kazan Hanlığı'nı 1552 yılında ele geçirdiğinde Kremlin'de yer alan bir camiyi yıkıyor. 1996 yılında aynı noktaya bu cami inşa edilmeye başlanıyor. İnşaat 2005 yılında Kazan'ın kuruluşunun 1000. yıl dönümünde tamamlanıyor. Camiye adını veren Kulşerif ise Kazan'ı Rusya'ya karşı savunmak isterken hayatını kaybeden bir imam. İçeri girildiğinde caminin minyatürü sizi karşılıyor. Hemen yanında bir imam Kur'an-ı Kerim okuyor. İbadet bölümü ise ayrı bir yerde. Caminin üst katına da çıkılabiliyor. Camiden ayrılıp Kremlin içerisindeki yürüyüşü sürdürünce şehrin büyülü manzarasıyla karşılaşılıyor. Buranın hemen arkasındaysa Müjde Katedrali var. Katedral Rusya Kazan'ı ele geçirdikten yaklaşık 10 yıl sonra yapılıyor. 1918 yılında Rus İç Savaşı devam ederken Beyaz Ordu Kazan Kremlin'ini elinde tutuyor. Kızıl Ordu ise Kremlin'e ateşlediği top mermileriyle katedralin ciddi anlamda tahrip olmasına neden oluyor. 1920'lerde katedralin çan kulesi Kremlin'in içindeki bazı kiliseler gibi imha ediliyor. 1925'te katedral kapatılıyor. Arşiv ve sebze deposu olarak kullanılıyor. 2005'te ise yeniden ibadete açılıyor. Burası Tataristan Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Girişinde Rusya'nın ve Tataristan'ın bayrakları yan yana dalgalanıyor. Kremlin'deki bir başka dikkat çekici noktaysa Süyünbike Kulesi. Bu gözlem kulesi 58 metre uzunluğunda ve Kulşerif Camii ile birlikte Kazan'ın sembollerinden. 17. ya da 18. yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor. Şimdi Kremlin'den çıktım, Kremlin bölgesinden. Gerçekten çok güzel bir yapı inşa etmişler ve ertesinde korunmuşlar. Herhalde 2-3 saat vakit geçirdim içeride. Burası da Tataristan Devlet Müzesi. Kazan'da en çok önerilen aktivitelerden biri de bisiklet sürmek. Ben de bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Ankara'da ne fırsat buldukça sürmeye çalışıyorum. Şimdi bir bisiklet kiraladım saatlik 150 rubleye. 1-2 saat şehirde dolanacağım hava kararına kadar. Düz her yer, o yüzden sürmesi keyifli. Buradan da biraz görüntü paylaşayım sizinle. Tatar restoranı buldum. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Bakalım neler var. Birkaç şeye baktım internetten. At eti var. Gelmeden şu kazılık mı artık neyse bunu okumuştum. Deneyebilirsiniz şeklinde. At sosisi. Garsona söylediğimde şöyle dedi. Çok küçük dedi. Yani 100 gram mı 50 gram mı artık neyse. Bence almayın dedi. Ama dedi at eti istiyorsanız şu var, sebzeli at eti. Ben de bunu söyleyeyim o zaman dedim. Eş poşmak hamur işlerine benziyor. İki tane de bundan söyledim ve yanına da bira söyledim. Eş poşmak geldi, kıymalı, soğanlı ve patatesli bir börek. Porsiyonu menüde yazdığı gibi büyük, 450 gram. Oldukça kalın bir et. Kokusu şu an için biraz ağır böyle. Yani koyun etinin ağır kokusu olduğu gibi aynı şekilde ama fena da durmuyor. Yanında bir sos var.
Vallahi at etinin iyi pişmiş bir dana etinden farkı yoktu. Güzeldi. Bazı yorumlar okumuştum. Asla yemezsiniz. İşte çok kötü tadı. Ben her şeyi yiyorum, at eti yemedim vesaire diye. Yani öyle bir şey yok. Yanındaki sos da tatlı bir sos. Güzel oldu. Şimdi Çakçak adında bir tatlı gelecek. Çakçak bayağı güzeldi. Ballı kurabiye gibi. Vallahi acayip hoşuma gitti. Vakit olsa bir tane daha söylerdim. Gerçi vakit olmaması işin bahanesi. Bayağı da ağır bir tatlı. O yüzden bu yediğimizle kalıp artık tren istasyonuna gidelim. Kazan gezisi böylece sona erdi. Kremlin turu, Bauman Caddesi, bisiklet sürme her biri oldukça keyifliydi. Şimdi başkent Moskova'ya 11,5 saatlik yolculuk başlıyor. Bu kez tren 2 katlı.